itibaren ulaşım mühendisliği içerisinde değerlendirerek geleceğe yönelik riskleri öngörüyor ve tedbirleri için dertleniyoruz. Aynı zamanda genel ulaşım ağı içerisindeki yol ve kavşak düzenlemelerimiz gibi birçok çalışma yaptık ve devam ediyoruz. Kendimizin ulaşım sorunlarıyla her alanda yaşıyoruz. Aynı zamanda mobil ve akıllı kavşak teknolojiye ulaşma olmak üzere. Bizler bu araçları ayrıca önemsiyoruz. Dediğim gibi 25 adet olarak ve ilk defa Türkiye'de devreye girmesi de bizim için üzerinde hassasiyetle duracağımız bir proje. Güzel iş için buradayız. İkisi de nasıl gündeme geliyor, biz işleri nasıl yapıyoruzun göstergesi. Bu 25 tane araç yerliyi desteklemenin bir sonucu. Otogar'a teşekkür ediyoruz. İnovasyona değer vermenin sonucu. Siparişi verdik, keşke biraz daha verseydik. Yetiştirdiler. Bugün hizmete alıyoruz. Ama dolaşınca, vatandaş ne dediğini anlayınca ona uygunu buluyorsunuz. Yine Körfez'imiz biliyorsunuz eşsiz güzellikte bir yer. Burada sadece bizler yaşamıyoruz. Bir de sokak hayvanları var. Bunlar da bizim hayatımızın bir parçası. Bu bölgede ne kadar vetbüsle hizmet etmeye çalışsak da acil müdahale ve devamlı hizmet edilmesi ve pansumanların yapılması gereken bir noktaya ihtiyaç var. Bununla ilgili de yaptığımız çalışmalar neticesinde şimdilik Körfez'de Körfez'in tamamına hizmet verecek Edremit sokak hayvanları tedavi merkezi yaptık. Olması için gece gündüz ekibiyle beraber çalışan kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. Evet, bismillah diyelim. Allah hayırlı uğurlu etsin. Ya Allah, bismillah. Sayın kaymakamımız Ahmet Odabaş'a, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı'na... Potansiyel var değil mi? İlk turunu atıyor. Çok çok teşekkür ediyoruz katılımlarınızdan dolayı. Edremit Sokak... Sayın kaymakamım, nereye çekelim? Abi, nereye çekiyorsun bilmiyorum.